Burada bir elipsin denklemi verilmiş. x eksi x1'in karesi bölü a kare artı y eksi y1'in karesi bölü b kare eşittir 1. Ve bu doğru. Bir elipsin denklemi gerçekten de böyledir. Merkezi x1, y1 noktasında büyük ya da asal çemberinin yarı çapı a, küçük ya da yedek çemberinin yarı çapı da b'dir. Turuncu noktaları doğru konumlarına taşıyarak bu elipsin odak noktalarını bulacağız. Daha sonra da x1, y1, a ve b değerlerini. Evet, bu turuncu noktaların yerlerini değiştirip doğru konumlarına getirmemiz gerekiyor. Peki bu noktaların doğru konumları neresidir? Doğru konumlarında kırmızı çizgi ile yeşil çizginin toplamlarının sabit olması gerekir. Şu halleriyle doğru konumlarında olmadıklarını anlamak da çok kolay. Bakın buradayken elips üzerindeki bu noktadan birinci odak noktasına olan uzaklık 11,7. Bu yeşil çizgi. Kırmızı çizgi yani ikinci odak noktasına olan uzaklık da 6. İkisini topladığımızda ise sonuç 17,8. Ama 17,8'in elips üzerinde hareket ettiğimizde değiştiğini görüyoruz. İşte bu yüzden kırmızı çizgiyle yeşil çizginin toplamı sabit olana kadar odak noktalarının yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Tabi tüm olasılıkları tek tek denemek biraz zor. Bunun yerine sadece şekli kullanarak önce elipsin merkezini, sonra büyük ve küçük yarıçaplarını ve sonra tüm bu bilgileri kullanarak odak noktalarını bulmak çok daha kolay. Evet, önce turuncu noktaları merkeze taşıyacağım. Bu merkez değil mi? Evet, bakalım. Emin olmak için sağlamasını da yapalım. Y ekseni yönünde merkezden elipsin köşesine olan uzaklık 10. Aşağıya inelim. Bakın burası için de uzaklık 10. O halde artık eminiz burası merkez. Ayrıca büyük ya da asal çemberin yarı çapının da y ekseni yönünde ve 10 olduğunu öğrendik. Merkezin y koordinatı nedir? 4. Bunu da yazalım. x koordinatı da 5'miş. Tekrar ediyorum, turuncu noktanın şu an bulunduğu konum merkez noktası ve bu noktanın koordinatları x eşittir 5, y eşittir 4. Buraya x1 için 5, y1 için de 4 yazmamın sebebi de bu zaten. x1, y1 noktalarını denklemde de görüyoruz ve merkezi tanımlıyorlar. Geriye a kaldı. A ise x ekseni yönünde olacak ve küçük ya da yedek çemberin yarı çapı olarak adlandırılacak. Uzunluğu 8'miş. x eşittir 5'ten x eşittir 13'e gidiyoruz. Burada da x eksi 3'ten 5'e gidiyor. Kısacası bu uzunluk yani a 8. B'nin ya da büyük çemberin yarı çapının 10 olduğunu daha önce bulmuştuk. Şimdi bu bilgileri kullanarak denklemi yazabiliriz. Elipsin denklemi x eksi 5'in karesi bölü 8'in karesi artı y eksi 4'ün karesi bölü 10'un karesi eşittir 1. Peki bitti mi? Hayır. Odak noktalarını daha bulmadık. Ne demiştik? Turuncu noktalar doğru konumlarında olduklarında yeşil çizgiyle kırmızı çizginin toplamı sabit kalacaktı. Şu anki konumlarının da doğru olmadığını görebiliyorsunuz değil mi? uzaklıklarının toplamı burada 20,6 oluyor. Burada 20, başka bir şey oluyor. Yani sabit değil. Peki bu odak noktalarını nasıl bulacağız? Bir formül vardı. Daha önceki videolarda görmüştük ve hatta altında yatan mantığı da anlamaya çalışmıştık. Neydi o formül? Elipsin odak noktalarını bulmak için a kare ve b karenin değeri büyük olanından küçük olanını çıkaracağız. Yani 10'un karesinden 8'in karesini çıkaracağız. 100'den 64 çıkarsa 36 kalır. Bunun da karekökünü alalım. Sonuç 6. Odak uzaklığı 6'ymış. Merkeze geri dönelim. Tekrar ediyorum, bu değerlerden büyük olanının karesinden küçük olanının karesini çıkardık. Onun karesi eksi 8'in karesi 100 eksi 64 36 etti. Bunun da karekökünü aldık, 6 bulduk. Asal eksen üzerinde odak uzaklığı 6'ymış. Kısacası odak noktaları merkezden 6 birim yukarıda, 6 birim aşağıda olacaklar. Merkezden 6 birim yukarı gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim de aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, hesapladık ve sonuç olarak bu noktalara geldik ama acaba doğru mu yaptık? Elipsin üzerine gelelim. Bakın elips üzerinde herhangi bir noktadan odak noktalarına olan uzaklıkları görebiliyorsunuz. Toplamları ise sabit. Her yerde 20. Kırmızı ve yeşil çizgilerin uzunlukları değişiyor ama toplamları hep aynı. İşte elipsi elips yapan özellik de budur. Bir elips çizmek istediğinizde, elinizde de 20 santimetrelik bir ip varsa, bir odak noktasını buraya, diğerini de buraya koyarsınız. Sonra da bir bu noktadan, bir de bu noktadan çizmeye başlarsınız. İşte bu kadar.